Selamun Aleyküm. Ben Ömer Hoca, Ekvator Akademi Koleji'nde. Bugünkü dersimizde peygamberlere ve ilahi kitaplara inanç konusunu işleyeceğiz. Peygamber ve peygamberlere iman. Peygamber Allah tarafından insanlar arasında seçilen ve onun mesajlarını insanlara ileten elçidir. Kur'an-ı Kerim'de peygamberin karşılığı olarak Nebi ve Resul sözcükleri kullanmıştır. Peygamberlerin ilettiği mesajlar Allah'ın emirlerine, yasakları ve öğütlerinden oluşur. Bunlara ve bunların peygamberlere gönderilmesine vahiy denir. Allah insanların hiçbir zaman yanlış ve başıboş bırakmamış, tarih boyunca birçok peygamber göndererek onlara doğru yolu göstermiştir. Kur'an-ı Kerim'de tüm peygamberlerin sayısı ve adları belirtilmemiştir. Peygamberlerden bazılarının isim ve kıssaları Kur'an-ı Kerim'de yer vermiştir. Kur'an-ı Kerim'de kıssası yani hayat öyküsü aktarılan her peygamberin bütün insanlar için örnek oluşturabilecek davranışları vardır. Peygamberlerin insanlardan seçilmesinin nedenleri, insanlardan birinin peygamber olarak seçilmesi, vahyin anlaşılması, kabul edilmesi ve uygulanmasında büyük kolaylıklar sağlamıştır. Peygamberler yaşadığı toplumun her bakımdan çok iyi tanıdıkları için insanların sorunlarına doğru çözüm getirmiş, insanlara önderlik etmişlerdir. Böylelikle onların vahiy uygulanmasında örnek olmuşlardır. Peygamberlerin çağrısını kabul etmeyen bazı kimseler insanlar arasında peygamber seçilmesine karşı çıkmıştır. Peygamberlerin meleklerden veya doğaüstü güce sahip olan bir varlık olması gerektiğini ileri sürmüşlerdir. Peygamberlerin nitelikleri nelerdir arkadaşlar? Yüce Allah'ın seçtiği elçiler dürüst ve güvenilir kişilerle, kişilikleriyle, sorumlu ve adaletli tutumlarıyla örnek insanlardır. Peygamberlerin en önemli özelliklerinden biri doğru ve dürüst olmalarıdır. Bütün peygamberler güvenilir ve dürüst insanlardır. Onların sözleri ve davranışlarıyla bunu ortaya koymuşlardır. Peygamberler her türlü kötü davranışlardan korunmuş ve kaçınmışlardır. Eğer böyle olmasalardı insanların onları dinlemesi, güvenilir bulması ve onlara inanması mümkün olmazdı. Mümkün olmazdı. Peygamberler Yüce Allah'tan aldıkları mesajları doğru anlamış ve insanlara olduğu gibi bildirmişlerdir. Bütün peygamberlerde bulunan sıfatlar şunlardır. Sıdık sıfatı doğru olmak, emanet sıfatı güvenilir olmak, betanet sıfatı akıllı ve zeki olmak, ismet sıfatı günah işlemekten korunmuş olmak, tebliğ sıfatı Allah'tan aldığı mesajları olduğu gibi insanlara bildirmek. Peygamberlere gelen mesajların ortak amacı. Arkadaşlar, peygamberlerin yaşadığı zaman ve mekan farklı olsa da getirdikleri mesajlar ve gerçekleştirmek istedikleri hedefler hep aynı olmuştur. Bütün peygamberler insanları yalnızca Allah'a inanmaya, tevhide ve sadece ona ibadet etmeye davet etmişlerdir. Bütün peygamberler şirk, cehalet, hurafe, batıl inanç ve haksızlıklara karşı çıkmışlardır. Allah'ın buyurduğu gibi barış içinde hak ve adalet ölçülerine uygun yaşamayı öğütlemişlerdir. İlahi kitap ve ilahi kitaplara iman. Yüce Allah peygamberleri aracılığı ile insanlara buyruklar göndermiştir. Bu buyruklara ve onların yazılı metnine ilahi kitaplar denilmektedir. Sayfalar halinde ilahi kitaplara suhuf denilmektedir. Kur'an-ı Kerim'de bazı peygamberlere suhuf verildiği belirtilmiştir. Allah niçin vahiy göndermiştir? Allah insanları dünyada ve ahirette huzurlu ve mutlu yaşamalarını sağlamak amacıyla peygamberler aracılığıyla vahiy göndermiştir. Yüce Allah insanlar yanlış inançlara yönelmesin diye vahiy göndermiştir. İlahi kitaplar ahlaklı ve erdemli yaşamların ilkeleri üzerinde durur. İnsanlar arasında dinle ile ilgili görüş ayrılıkları ilahi kitaplar sayesinde çözüme kavuşmuştur. İlahi kitaplar
Allah'ın peygamberlere vahyettiği kitaplardır. İlahi kitaplarda doğru, iyi, yararlı ve güzel davranışlarının neler olduğu yazılıdır. Onların içinde ilahi buyruklar, öğütler ve haramlar bildirilmiştir. Bu kitaplar kişinin kendisine, ailesine ve topluma karşı sorumluluklarını içermektedir. Dört ilahi kitap vardır. Bunlardan Tevrat Hazreti Musa'ya, Zebur Hazreti Davut'a, İncil Hazreti İsa'ya, Kur'an-ı Kerim Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme indirilmiştir. Diğer taraftan Hazreti Adem'e 10, Hazreti Şit'e 50, Hazreti İdris'e 30, Hazreti İbrahim'e 10 sayfa verilmiştir. Allah tarafından gönderilen bütün bu vahiyler arasında öz itibariyle bir fark yoktur. Asr suresi ve anlamı. Asr suresi Kur'an-ı Kerim'in 103. suresidir. 3 ayettir. Mekke'de indirilmiştir. Asır, çağ, 100 yıl ve zaman anlamına gelmektedir. Kur'an'da bildirilen ilkeler ve değerler bu surede adeta özetlenmiştir. Bismillahirrahmanirrahim. Vel asr innel insane lefî husr. İnnellezîne âmenû ve âmilussâlihâti ve tevâsav bil hakki ve tevâsav bis sabr. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla asra yemin ederim ki insan gerçekten ziyan içindedir. Bundan ancak iman edip iyi amel işleyenler, birbirlerine hakkı tavsiye edenler, sabrı tavsiye edenler müstesnadır. Onlar ziyanda değillerdir. Arkadaşlar konumu bitirdim. Kendinize iyi bakın.